basın mensubu arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi haftalar. Evet, bugünkü basın açıklamamızın konusu yine sağlık alanıyla ilgili olacak ve kendi seçim bölgem Balıkesir ile ilgili Balıkesir halkımızın bir takım taleplerini sizlerin vasıtasıyla dile getirmeye çalışacağım. Efendim defalarca buralardan da ifade ettik. Kamu özel işbirliği modeliyle yapılmış olan şehir hastaneleri hizmete açılırken o ilde bulunan pek çok kamu hastanesi de kapatıldı. Bu 2020 yılı başına kadar 10 tane şehir hastanesi hizmete girmesiyle birlikte en az 21 tane kamu hastanesi de bu hastanelerle birlikte kapatılmış durumda. 10 şehir hastanesiyle kazandığımız 13.423 yatak varken 21 tane kapatılan kamu hastanesiyle de 11.392 yatak kaybettik. Elimizde sadece toplam net olarak 2000 yatak kaldı ve bu 2000 yatak içinde çok büyük yatırım maliyetleri maalesef ödüyoruz. Bunun bir benzerini de kendi seçim bölgem Balıkesir'de yaşadık. 2017 yılında şehir hastanesi açılırken yaklaşık 125 yıla yakındır Balıkesir halkına hizmet eden, başlangıçta memleket hastanesi olarak kurulmuş olan Balıkesir Devlet Hastanesi A sınıfı bir hastaneyken B sınıfına geriletildi. 600 yataktan 260 yatağa düşürüldü. Daha sonra ihtiyaca binaen 400 yatağa çıkartıldı fakat PDC dediğimiz personel dağıtım cetveli halen 260 yataklı hastaneye göre düzenlenmiş durumda. Yani demek isteyeceğim şu ki muazzam şekilde bir personel eksikliği var. Ne? Hastanenin bir takım yoğun bakım üniteleri, efendim özellikli birimleri, nefroloji, gastroenteroloji gibi birimleri de maalesef işte şehir hastanesi açılması sebebiyle bu devlet hastanesi, kamu hastanesi de kapatıldı. Halkımızın, Balıkesir halkının sıklıkla dile getirdiği, efendim biz Balıkesir Devlet Hastanesi yine eskisi gibi güçlü bir hastane olarak görmek istiyoruz diyorlar. Bu taleplerini sıklıkla dile getiriyorlar. Bunun sonrasında Sağlık Bakanlığı 2018 yılı yatırım programında Balıkesir Devlet Hastanesi'ne 400 yataklı bir ek bina yapılmasını koydu programına. Fakat şu ana kadar aradan geçen 4-3 yıllık, 2-3 yıllık süreçte herhangi bir şey yapılamadı. En son 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı yatırım programında 400 yataklı ek bina için 240 milyon lira bir proje bedeli tespit edilmiş. 2020 yılı içinde sadece 2000 liralık bir ödenek ayrılmış. Yani 400 yataklı Balıkesir Devlet Hastanesi ek binası için 2020 yılında bir asgari ücretten daha az bir meblağ ayrılmış durumda. Tabii buradan sizlerin varsa seslenmek istiyorum. Hem bakanlık yetkililerine hem de iktidar partisi milletvekili arkadaşlara, efendim Balıkesir Devlet Hastanesi ek binası için yapılacak olan harcama ödeneğinin tamamının tahsis edilmesi ve bu inşaata bir an önce başlanarak Balıkesir Devlet Hastanesi tekrar eski gücünde 600 yataklı A sınıfı bir hastaneye hizmet edilmesini hep birlikte sağlamaya çalışalım. Balıkesir halkında bu yöndeki isteğini karşılamış olalım hep birlikte. Yine diğer bir konu, Balıkesir merkezimizdeki havaalanı terminali plan bütçe komisyonundaki görüşmeler esnasında ilgili Ulaştırma Bakanı'na bu soruyu yöneltmiştim. Ne zaman bu havaalanı terminal binası bitecek inşaatı diye. Yıl sonuna bitecek, yıl başında hizmete alacağız diye bir cevap almıştım. Fakat görüyoruz ki bakın bugün Haziran ayının sonuna geldik. 6 ay gibi bir süre geçti yılbaşından bu yana. Halen Balıkesir Merkez Havaalanı'nın terminal binası hizmete açılmış değil. Sizlerin vasıtasıyla da bu terminal binasının açılmasını talep ediyorum. Ki isminin de Sayın Bakan'a ifade etmiştim. İsminin de Kuvayi Milliye Havaalanı olarak tescil edilmesini yine yetkililerden talep ediyor. Ve İktidar Partisi milletvekili arkadaşlardan da bu konuda destek beklediğimi belirtmek istiyorum. Diğer bir konu ise geçen hafta ilimizde yoğun yağış ve dolu sebebiyle maalesef pek çok tarımsal üretim alanları zarar gördü. Başta Sındırgı, Kepsut, Savaştepe, Bigadiç ve merkezdeki ilçelerimiz olmak üzere pek çok üreticimiz bu zarardan payını aldı.
Maalesef gördük ki zarar sonrası nasıl bu zararlar karşılanacak, bununla ilgili bir inceleme yaptığımız zaman üreticilerimizin çoğunun ÇKS kaydının olmadığı ve tarsim sigortaların olmadığını gördük. Üreticilerimizin talepleri şu: tarımsal üretimin özellikle bu koronavirüs salgını olan dönemde kat be kat arttığını hep birlikte görüyoruz. Hiç olmazsa bir üretimi desteklemek açısından üreticilerimizin ÇKS kaydı olmasa dahi, tarsim sigortası olmasa dahi zararlarının tespit edilerek karşılanmasını yetkililerden talep ediyorum. Yine ayrıca Ziraat Bankası'nın bir projesi var. Dişi damızlık hayvanların kesimini önlemeye yönelik ve ithal hayvan ithalatını önlemeye yönelik bir proje. Hayvancılık birlikleriyle birlikte geliştirdi. Efendim bu proje kapsamında Aydın, Afyon, Burdur, Niğde gibi illeri görüyoruz. Fakat kendi ilim olan ve Türkiye'de hayvancılık et konusunda marka il olan Balıkesir'in bu proje kapsamına alınmadığını üzülerek gördük. Ve özellikle bu yetkililerden, Ziraat Bankası yetkililerinden talebimiz şudur ki bu hayvancılıkla ilgili projeye Balıkesir ilinde dahil edilmesini talep ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Sorunuz varsa cevaplamak isterim. Peki, teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.